Evet arkadaşlar, ikinci el bateri davul seti alırken nelere dikkat etmek gerekmektedir? Evet, öncelikle bu davulu görebiliyor muyuz, duyabiliyor muyuz? Tonları, ekipmanlar ne durumda? Hala kullanışlı mı? Sesi nasıl? Eğer bunu birebir göremiyorsak videosunu izleyebiliyor muyuz? Şu an güzel bir internet çağındayız, iletişim çağındayız. Daha sonra enstrümanın kondisyonu, yani nasıl bakılmış, hırpalanmış mı, çizik, vidalarda gevşeme var mı? Bu gibi şeylere dikkat edebiliriz. Elektronik davulda ise aksamlar arası temassızlık var mı, modüle zarar gelmiş mi, ne kadar kullanılmış? Bu birçok şeyde olduğu gibi bunlara dikkat etmemiz gerekiyor bu enstrümanda. Evet arkadaşlar, elektronik bateri, akustik bateri. Sürekli kafamızı kurcalayan soru. Elektronik bateri miyidir, akustik bateri miyidir? Arkadaşlar, hepsini kullanacağımız zamanlar var. Başlarken hepimizin elinde bir davul olma imkanı olması oldukça zor. Ancak şu an için günümüz şartlarında bir akustik davulu eve yerleştirmek, izolasyonunu sağlamak, ailemizin, eşimizin, komşularımızı rahatsız etmeden bu davulu çalabilmek oldukça zor. Practice pad, çalışma padleri veya elektronik davulla başlangıç yapılabilir diye düşünüyorum. Ancak tabii ki akustik davulun tadı, o ağacın bize verdiği hissiyat, ziller bambaşka. Şunu tavsiye edebilirim. Başlarken akustik davul ve practice pad ile bütün egzersizleri kas hafızamıza aktarmak, olabildiğince çalışmak gerekiyor. Daha sonra elbette akustik davula geçeceğiz. Başlangıçtan itibaren akustik davulla çalışabilen arkadaşlarımız oldukça şanslı durumda. Elektronik davulla yapılabilecek müzikler birazcık daha farklı. Akustik davulla yapılabilecek müzikler oldukça geniş. Tavsiyem başlangıç için elektronik davul veya practice pad, daha sonrasında akustik davula geçiş. Evet arkadaşlar, baget çeşitleri ve baget özellikleri nelerdir? Evet, bagetler birbirine yakın uzunluklara sahiptir hemen hemen. Kimisi biraz daha uzun, kimisi biraz daha kısa. Önemli olan yarı çapları, ağırlıkları, homojen bir dağılım olup olmadığı, uçları, hangi müzik türüne göre kullanılacakları, kullanan kişinin fiziki yapısı ve müzikal zevkine göre değişir. Klasik bagetler işte 5A, 5B, 7A gibi ince kalın özelliklere sahip olabilir. Ancak klasik caz veya daha soft müzikler yaparken fırça bagetler dediğimiz bagetler kullanabiliriz. Veya klasik müzikte timpani dediğimiz büyük davulları çalarken uçları yumuşak bezlerle sarılı mallet dediğimiz bagetlerle çalabiliriz. Veya root baget dediğimiz daha soft bagetler kullanabiliriz. Olabildiğince çeşit var ve bu kendi zevkimize göre değişir. Evet arkadaşlar, baget nasıl tutulur ve bu tutuşun çeşitleri. İlk olarak bageti bu uzun tarafımızdan şu şekilde tutarak burada 2-3 parça, 2-3 parmak boşluk kalacak şekilde tutabiliriz. 4 temel tutuş tekniği var. Ancak özellikle belirtmek isterim ki bu çaldıkça hoşumuza en çok giden stil oluşacaktır. Öncelikle German. German grip. Ellerimiz avuç içlerimiz yere bakacak şekilde bagetleri kavruyoruz. Parmakları daha az kullanarak, bileklerimizi kullanarak çalıyoruz. Bunun tam tersi French grip. Avuç içlerimiz birbirine bakıyor.
Burada daha çok parmaklarımızı kullanıyoruz. Ve bunların birleşimi olan, ki benim de kullandığım, bu çağın davulcularının daha çok tercih ettiği sanırsam American Grip. İsimlere çok takmayın. Bu da ne tamamen yere bakıyor ne birbirine bakıyor. Daha çok ikisinin ortasında bir bisikleti tutar gibi ve bileklerle parmaklarımızı beraber kullandığımız stil. American Grip. Sol elimizi sağlaklar için veya solaklar için sağ elimizi şu şekilde tuttuğumuz traditional grip var. Traditional grip eskiden ordu bandolarında, bandolarda, gezici orkestralarda, trompeti üzerimize astığımızda eğik durduğu için tercih edilen bir stildi. Şu an için davulcuların, daha çok caz davulcularının tercih ettiği, estetik olarak da güzel duran bir stil. Ancak yeni başlayanlar için bu stili pek önermem. Evet arkadaşlar, bateriyi, davulu kimler çalabilir? Hemen hemen herkes çalabilir. Hiç çekinmemek gerekiyor. 5-6 yaşından itibaren bu davula, hatta küçük kitler var, 3 yaşından itibaren çocuklar rahatlıkla başlayabilir. Motor becerilerimizi, kas hafızamızı, beynimizdeki birçok alanı çok farklı şekilde çalıştırdığı için bir an önce bu enstrümanı keşfetmesi birçok meslekten insan için oldukça yararlı olabilecek diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bateri daha önce de bahsettik. Bateriye ne zaman başlanabilir? Bateri, davul seti hacim olarak biraz büyük bir enstrüman olduğu için tabii küçük setler de var. 3 yaşındaki bir çocuk için mesela küçük bir set önüne koyularak başlayabilir. Hemen hemen 5-6 yaş uygun diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bateri çalmak zor mudur? Kolay değil elbet ama hiçbir enstrüman, hiçbir meslek yeteri kadar efor sarf etmeden kolay değil zaten. Yani bu arkadaşlar, bu enstrümanın bir kısa yolu yok, bir büyülü bir kısa yolu yok. Yeteri kadar çalışırsanız gerçekten inanılmaz bir davulcu olabilirsiniz. Ve bu günde her gün 7 saat çalışmanızı gerektirecek bir durum değil. Birçok enstrümanda olduğu gibi davulda da sabır çok önemli bir detay. Ve gerçekten davulu çalabilmek, bu kadar güzel bir aleti çalabilmek için bu kadar sabrı göstermeniz gerekiyor. Çok uzun bir süre gerekmez. Evet arkadaşlar, bateriyle davulla hangi şarkıları çalışabiliriz, hangi şarkılara eşlik edebiliriz? Bu sizin hangi tarz şarkılardan etkilendiğiniz, hangi müzik tarzını sevdiğinize göre değişebilir. Ancak her müzik tarzından size göre kolay olduğunu düşündüğünüz. Atıyorum, ben küçükken Metallica, Megadeth, Slayer tarzı ve sert grupları dinlediğim için zor da olsa bu şarkıları çalmaya çalıştım. Mesela Metallica, Enter Sandman, From the Belt Tolls. Bunları duymadığımız stüdyo yoktu bizim zamanımızda. Şimdilerde veya yine daha öncesi Seven Nation Army, Coldplay, seçin. Türkçe şarkılar olur, Barış Manço olur, MFÖ olur. Bu şarkıları denemeden bu iş olmaz arkadaşlar. Deneyin, görün, yanılın. Yanıldıkça doğru yolu bulacaksınız. Evet arkadaşlar, bateri zillerinden bahsedelim biraz. Sol tarafımızda duran sağlaklar için tabii hi-hat zili. Onun hemen üzerinde duran crash. Sağımızda duran ride.
Ve daha sonra geriye de efekt zilleri var. Splash küçük inçli olur. China birazcık daha büyük inç olabilir. Bu ziller çaldığımız tarza, performansımıza, çıktığımız konsere göre değişiklik gösterebilir. Zaman içerisinde keşfedeceksiniz. Evet arkadaşlar, hayat zilimize nasıl vurabiliriz? Örnek olarak ilk olarak öğrendiğimiz en basit davul ritmimiz olan 4/4'lük normal ritmimiz olan ritminde hayate vurguları ayarlayabileceğimiz şekilde hayat bizden ne çok uzak ne çok yakın, trompetle arasının yüksekliğini ayarlayabileceğimiz şekilde zaman içerisinde oturabilecek şekilde vurmalıyız. Bu yaptığımız pratiklerle gelişecek. Evet arkadaşlar, kick pedalına nasıl vurabiliriz? Kick pedalına başlangıçta ilk ritimleri öğrenirken genelde topuk yerde şeklinde vurabiliriz. Ancak akustik davulda bu kadar kolay ses alamayacağımız için topuk yukarıda olarak ileriki zamanlar için öğrenmemiz çok daha güzel olur. Şu şekilde. Daha sonra topuk yukarıda ve topuk yerde olmak üzere ikili teknikler öğreneceğiz. Şu şekilde. Veya topuk topuk. Veya burun burun. Bunların İngilizce adları var. Heel toe, heel up, heel down şeklinde. Temel olarak topuk yerde ve topuk yukarıda. Bu iki tekniği güzel bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Daha sonrası için topuk yukarıda tekniğini kullanacağız. Ve işimiz bittiğinde topuğumuz yere inecek. Yani gibi. Evet arkadaşlar, bateride, davulda zayıf el. Sağlaklar için sol el, solaklar için sağ el. Bunu yapabilmek için birazcık geniş düşünmek gerekiyor. Davulda open hand dediğimiz bir kavram var. Yani sadece sağlak düşünerek bir ritmi çalmak değil, diğer elimizi kullanarak da tamamen simetrik düşünerek de diğer ayağımızı kullanarak da çalmak gerekiyor. Ben şunu tavsiye edebiliyorum. Bize verilen standart egzersizleri her zaman için simetrik terslerini, davulda başka pozisyonlarla nasıl çalınır, diyerek bu egzersizleri kendimiz geliştirmemiz gerekiyor. Yaratıcılık sağlayan bir enstrüman bu davulcu ve biz ödevlerimizi çalışırken bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bateri davul, davul takımı, her ne şekilde adlandırıyorsak. Bateri setinin parçaları temel olarak kick, altta gördüğümüz büyük davul, trompet, bize en yakın olan yere paralel şekilde duran 6 kord mekanizmasıyla sahip davulumuz, tomlar 1, 2, 3, 6, 1, 2, bu sayı bize bağlı ama minimum 2 tom yeterli olabilir. Ve ziller tutacak ayaklar. Temel bir ritmi oluşturabilmek için en basit olarak 4/4'lük bir
rock ya da pop ritmini çalabilmek için kick, trumpet ve hi-hat tek başına yeterli olur bu üç parça. Zaten ilk başta öğrenebileceğimiz bütün ritimler bu minimal setup'ta oluşabilir. Zaman geçtikçe kendi kişisel tarzımızı oturttukça bu sayılar, koyduğumuz tonlar, ziller hepsi oturacaktır zaman içerisinde. Evet arkadaşlar, en zor sorulardan biri, en sık gelen sorulardan biri. Bateri çalmayı ne kadar zamanla öğrenebiliriz? Bu çok kişisel ve öznel bir şey. Hangi yaşta başladığımıza göre, ne kadar çalıştığımıza göre, ne kadar disiplinli olduğumuza göre, ne kadar şanslı olduğumuza, hangi insanlarla çaldığımıza göre çok değişebilir. Ancak ortalama bir süre vermek gerekirse, ki yine değişebilir, ilk bir senenizi gerçekten çok güzel, çalışkan, üretici, yaratıcı bir şekilde bu enstrümana, bütün enstrümanlarda olduğu gibi harcamanız gerekiyor. O yüzden acele etmeyin. İlk senenizi bu enstrümanı keşfetmeye verin lütfen. Evet arkadaşlar, davul atağı nedir, nasıl yapılır? Davul atağı standart birbirini tekrar eden bir ritim sonrasında başka bir yere bağlamak için veya sırf kendi kendimize geliştirmek adına yaptığımız, davuldaki farklı enstrümanları bir araya getirdiğimiz cümle dizisidir. Nasıl olabilir? Standart 4/4'lük bir ritmi çalarken tonlarla, zillerle, kicklerle beklenmedik zamanlarda veya beklendik zamanlarla farklı bir şekilde ritmimizi çalarak yapabiliriz. Şimdi nasıl olabileceğini bir görelim isterseniz. Evet arkadaşlar, davul bateri setinin karşısında nasıl oturulur, nasıl durulur? Öncelikle davula uygun bir taburu belirlememiz, yükseklik açısından ayarlayabileceğimiz bir taburu belirlememiz gerekiyor. Daha sonra bence davula ne çok yakın ne uzak, bunu çalarak belirlememiz gerekiyor. Çünkü ayak açılarımız bizi zorlayacak şekilde kol açılarımız olmamalı. Daha sonra trompet bacaklarımızın arasında ne çok alçak ne çok yüksek olacak şekilde yer almalı. Bu pozisyonları ara ara kullanabileceğimiz için davulun ekipmanlarını ona göre koyabilmemiz gerekiyor. Bu yüzden davuldaki aksamlar açılı ve öznel bir şekilde bizim ayarlayabileceğimiz şekilde. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar selamlar, evde nasıl davul çalışılır, bateri çalışılır? Şimdi birçoğumuzun evde akustik ya da elektronik davul bulundurma imkanı olmayabilir. Ben şahsen yıllar boyu evde kısıtlı imkanlarla çalıştım ancak birçok faydasını gördüm. Öncelikle baget ve bu çalışma pedi dediğimiz olaydan bulundursak yeterli şu an için. Bateri öğrenmek için temel bir takım egzersizler var. Rudiments dediğimiz single stroke, double stroke, paradiddle ve bunların kombinasyonları. Bu kombinasyonları metronom ya da bir şarkı eşliğinde çalışma pedimizle hiç olmasa ellerimizi ve ayaklarımızı kullanarak ilk başta kas hafızamıza yerleştirmek en önemli olaylardan biri. Çünkü daha sonra davulun başına geçtiğimizde bu bizi inanılmaz şekilde rahatlatacak. Yani bir çalışma pedi, güzel ses çıkaran bir zemin, bir çift baget, metronom aplikasyonu veya YouTube'dan açacağınız metronom videoları sizi başlangıç için bayağı güzel bir yere götürebilir diye düşünüyorum.
Evet arkadaşlar, kısa zamanda bu enstrümanı nasıl çalabiliriz? Bilgi çağındayız ve etrafımızda tonlarca bilgi var. YouTube, o, bu. Bize yol gösterecek güzel bir hocamız, yol gösterecek güzel bir arkadaşımız, bir müzisyen, abi, eş, dost, grup arkadaşı, bunu çok iyi yönlendirmemiz gerekiyor. Kısa sürede davul çalmak için doğru egzersizleri doğru zamanda yapmak ve doğru gruplarla, doğru müzisyenlerle beraber çalabilmeyi öğrenebilmek gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunları doğru zamanda, doğru kişilerle yaparsanız 1-2 sene içerisinde rayını oturtmuş olacağınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, nota bilmeden bateri çalınabilir mi? Birçoğumuz için nota karmaşık bir sistem olarak gözükebilir. Evet, başlangıç için nota bilmeden, duyarak, görerek, bizi yönlendiren bir hoca yardımıyla davulu öğrenebiliriz, çalabiliriz. Zaten davul çalmak veya müzisyenlik belirli zaman aralıklarını eşit parçalara bölebilmekle başlıyor. Yani davula başlarken şunu unutmayalım. Kendini tekrar eden 1-2-3-4, 1-2-3-4 şeklinde zaman kutuları düşünerek başlayabiliriz. Ve bunların çeşitli yerlerine işaretler koyarak başlayabiliyoruz normalde. Yani ilk 6 ay nota bilmeden davula rahatlıkla başlayabilirsiniz. Korkmanıza gerek yok bence.